Birlikteliğimiz başladı. Konuğum stüdyoda yanımda diyetisyen Funda Bilginer ve sizlere demiştim çocuklarımızı konuşacağız. Okullar açıldı ve sevgili Funda diyor ki üstüne basa basa sağlıklı beslenme, doğru beslenme okul çağındayken kazandırılmalı çocuklarımıza. Biz de bu konuyu konuşmak istedik. Sevgili Funda hoş geldin. Hoş bulduk. Çok yoğunsun biliyorum ama iş çocuklara gelince biliyorum ki hemen hemen bizlerle birlikte oldun. Ne güzel bir konu. Doğru beslenme, sağlıklı beslenme okul çağında kazandırılmalı. Evet. Zaten ondan sonra da gidecek. Hep siz bunu söylüyorsunuz. Ama bunu bugün birazcık daha açmak istedim ben. Biz okul çağındayken çok zorluk çekiyoruz biz anneler. Evet. Özellikle sabah kahvaltıları konusunda. Sen de bir anne olarak yaşıyorsundur zaman zaman ve sana pek çok şikayet de geliyordur. Yediremiyorum, içiremiyorum, bir bardak sütü içiremiyorum gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama siz de diyorsunuz ki bu yaşta kazandırırsak sonrası artık çok kolay. Evet. Nereden başlayalım? Çünkü şunu da sormak istiyorum. Hep bu söylenmekte ve doğru olduğuna da inanmaktayım. Doğru beslenen, doğru bir besinleri alan bir çocuğun nereden nereye diyeceksiniz ama bu bir kanıtlanmıştır. Eğitim dönemi de, evet, dersleri de çok başarılı. Nasıl başlamalı anneler günü bu zorluk içerisinde? Buradan başlayalım. Evet, aslında dediğin gibi kahvaltı en önemli öğün, evet, hepimiz için ama çocuklarımız için, evet, okul başarısı, okuldaki derslerindeki performans, evet, çok etkiliyor doğrusu. O yüzden mutlaka kahvaltı yaparak çocuğumuzu okula göndermeye çalışmalıyız. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayan çocuk, kahvaltı yapmayan çocuklara göre gerçekten bu dediğin gibi kanıtlandı ve okuldaki başarısı, performansının çok daha az olduğu, yapmayanların çok daha az olduğunu biliyoruz. Tabii ki kahvaltıda her gün çocuğumuz işte sabit şeyler yiyerek belki onlara biraz daha alternatifler sunmak çocuklarımızın kahvaltı yapma alışkanlığını öne sürecek. Bir de tabii ki bizleri ve anne babaları ve öğretmenlerini örnek alan bir çocukluk çağı geçiriyor çocuklarımız. Evet, evet. O yüzden mutlaka anne babalar başta kahvaltı yapmaya alışkanlıkları varsa aslında çocukların yapması çok daha kolay, tabii, hale gelebiliyor. Tabii. O yüzden biraz daha belki uykunuzdan feragat ederek 5-10 dakika belki erken kalkmak, güzel bir kahvaltı hazırlamak ama tabii ki bir pazar kahvaltısı gibi her gün yapamayabiliriz. Ama çocuğumuza alternatifler sunmak, haftanın 5 günü de her gün işte tost yapıp yanında sütüyle vermek, seviyorsa tabii ki bu da sağlıklı bir öğün ama bir sandviç, bir tost. Ama alternatifler işte belki her gün çok basit, işte tabii ki vitamin değeri bir sandviç, bir tost kadar olmayacak ama bir mesela cornflakes de hazırlanabilir çocuğumuza ama onu da alışkanlık haline getirip her gün daha kolay, daha basit olarak, hatta onların da zaten bana gelen çeşitleri var onların. Kesinlikle ama çoğu çocuk da zaten bunların çikolatalı, meyveli, evet, olanlarını seviyorlar. Bunların kalorileri de çok daha fazla biliyorsun. O yüzden tamam onlardan da tüketsinler ama haftada bir sefer onu yiyen bir çocuğumuz varsa ertesi günü bir krep hazırlamak, ertesi günü bir tost yapmak veya ondan sonra bir sandviçe dönmek çocuğumuzun sıkılmadan kahvaltı yapmasını da sağlayarak. Zaten her şey aslında beslenmede sağlıklı, yeterli, dengeli beslenen bir çocuk. Bu alışkanlıkları, su içmeyi alışkanlık haline getirmek, işte bu yeterli de sağlıklı sebze sevdirilmesi, meyvelerin porsiyonlarının günlük olarak ihtiyacı olduğu kadar alınması, bunlar hep alışkanlık haline uygulayarak geçebilen şeyler. O yüzden kahvaltıyı da aslında anne baba yapıyorsa emin olun çocuğuna da yaptırıyordur. Ama bunlardan da hem çocuğumuzun sıkılmayacağı şekilde, belki de daha küçük yaşta çocuklarımız varsa ve özel herhangi bir okulda kahvaltı, evet, ya da hizmeti almıyorsa onlara da biraz daha şekilli hale getirerek, şirin belki hale getirmek lazım. Tabii ki kare tost ekmeklerinin üzerine belki işte zeytinden iki tane göz yapmak, domatesten, salatalıktan ağız yapmak, domatesten, evet,
işte hellim ya da peynirini burun yapmak gibi böyle daha değişik hale getirmek veya çok güzel yumurta, kalpli yumurta haline gelebilen kaplar var. Evet. Çok güzel bir şekilde onları, şimdi aklıma gelen bunlar, onları yapabilirler. Sadece hafta sonuna inanın bırakmak, işte çok böyle belki hafta sonu çok fazla daha detaylı yapıyoruz ama basit basit şeylerle çok pratik. İşte krebi inanın 3 dakikayı almıyordur bir annenin yapması. İçerisinde sütü, yumurtası, unuyla birlikte üzerine bal veya reçel olabilir. Herhangi bir sağlık problemi olmayan bir çocuğumuz, herhangi bir özel diyet uygulamayan bir çocuğumuz varsa onları da tüketebilirler. Ama işte dediğim gibi çok fazla çikolatalı tatlıya çok alıştırmamak küçük yaşta çok önemli. Çünkü tatlı tat da bir alışkanlık haline, ağız tadı haline geliyor ve devamında da çocuğunuz daha çok onları tercih etmeye başlıyor. Bir de özel zaten en çok çocukluk yaşlarında kilo probleminin de en çok işte 8'de belki 15 yaş arası hem ergenliğin, kız erkek çocuklarda ergenliğin gelmesiyle beraber artık özel 10 yaşından sonra bir bakıyoruz çocuklar çok hızlı kilo almış. Boy uzuyor ama boyla birlikte kilo alışları çok daha fazla olabiliyor. Evlerinde kendileri her zaman, çünkü belirli yaştan sonra çocuk hekimlerine götüremiyoruz. İşte bir Allah korusun bir hasta olmadıktan sonra götürmüyoruz. Evlerinde kendileri, ya bir tanıdık diyetisyen varsa mutlaka diyetisyen kontrolünde bir yağ ölçümü ve mutlaka boy ölçümlerini takip edebilir bir beslenme danışmanı, ama onu bile yapamıyorsak belki boylarını kendi evimizde ölçerek işte en azından bunu, kilo boy oranını kendileri de hesaplayabilirler. Çok basit, inan. Bunu bir anlatabilir misiniz rica etsem? Yani çocuklarımızın evde kendimiz boy ve kilo oranını nasıl hesaplayıp dengeleyebiliriz anneler babalar olarak? En basit olarak aslında Çamaycığım, sabah bir şeyini yapıyorken boy ölçümünü, diyelim ki günlük her kilosunu ve boyunu ölçmeye gerek yok. Ayda bir kez bile bir büyüme gelişme çağındaki çocuğumuz veya birkaç ayda bir sefer bile ölçsek yeterli. Boyunu ölçtüğümüz takdirde diyelim ki 1.35 1 metre 35 santim bir çocuğumuz var. Öndeki bir rakamını atarsınız. 35 kiloyu geçmemesi aslında o çocuğumuzun gayet, diyelim ki 30 kiloysa gayet sağlıklı bir çocuğumuz var. Ama 35'e yanaşan, 37-38'lere çıkan bir çocuğumuz bir şey varsa evet biraz daha dikkatli olması lazım. Demek ki hem kilo almaya meyilli hem de yanlış bir şey, beslenmesinde yanlış bir durum var. Onu mutlaka düzeltmeye çalışmak gerekiyor. Çocuklarımızı da böyle aslında anneler en çok kilo alırken çocuklarımızda hemen işte kendilerinin uyguladığı diyet metotlarını uygulamaya başlarlar. O da çok yanlış. Çünkü büyüme gelişme çağındaki bir çocuğun en çok ihtiyacı olan protein kaynakları, et ve süt ürünleri çok önemli hale geliyor. Mutlaka günlük olarak 2 su bardağı süt, yoğurt, ayranı büyüme gelişme çağındaki bir çocuğumuz alması gerekiyor. O yüzden sabah kalktığında çocuğumuza kahvaltıda mutlaka bir bardak süt alışkanlığını kazandırmalı. Belki yatmadan da bir bardak sütünü verebiliriz. Yemeklerle de aldığı yoğurtlarla günlük süt hakkını tamamlar. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim, sözünüzü kestim. Süt dediniz de hani zaman zaman söylenen bir nokta var. Bal ve süt birlikte, yani sütün içine balı koyup karıştırmalı. Çok da bir faydası yok. Balın içindeki o alması gereken bir değer neyse kaybolur aslında, diye. Bu doğru mu? Aslında sütün içerisine bal katmak sadece sütün kalorisini artırıyor. Evet. Yoksa bal ve sütün birlikte içilmesinde bir sakınca yok. Ama diyelim ki sütü sade seven bir çocuğumuz var. Bal ilavesi yaparak ekstra bir kalori almasını sağlamak çok doğru değil. Onu yine tatlı tada alıştırmış olacağız. Ama diyelim ki sütü içmeyen, sevmeyen bir çocuğumuz var. Ama bal sütü daha çok seviyor. O zaman süt içsin diye gerçekten kalsiyum kaynağı alması daha önemli. O yüzden bal ilave edilmesi, kilo problemi de yoksa çocuğumuz. Bir sorun hatta yok. İnanın kilo problemi yaşayan bana gelen danışanlarıma çok fazla bir kısıtlama yapmadan sadece yanlış aldığı beslenmesinde yanlış yaptığı durumları, ki sadece bunlar neler aslında, abur cuburlar yedikleri, fazla
belki fast food gıdalar, bunları bile sadece keserek çocuklar çok rahatlıkla günlük alması gereken kaloriyi alarak, hiç kalori kısıtlamadan inanın çok rahatlıkla kilo verebiliyorlar. O yüzden ailelerin yapması gereken kendileri gibi düşünmeyerek, eğer kilo problemi ve kilo almaya meyilli bir çocuğumuz varsa mutlaka bir diyetisyene başvurarak aslında düzenli, dengeli, sağlıklı bir beslenme programı alması ve evde uyguladıkları kendi için işte belki kepek ekmek uygulaması ya da işte protein daha kısıtlı ya da bazı ürünlerin light'ını kullanmak ya da light ürünler çok masumdur ve çocuğumuza şey light krakerler yedirmek gibi bu tarz aslında şeylere düşmesinler. Sadece dediğim gibi yapacakları kızartma, fast food gıdalar varsa onları biraz daha aşağı indirmek. Her gün alan bir çocuğumuz varsa tabii ki bunu haftada hemen kesmek mümkün olmayabilir ama haftada bir kez düşürmeye çalışmak ilk etapta çok daha uygun olacaktır. Ve bunun yanı sıra belki çocuğumuza egzersizi artı olarak katmak, ilave etmek. Çünkü biliyorsun egzersiz de küçük yaşta aslında alışkanlık haline gelebiliyor. Beslenme kadar önemli. Evet ve kilolu bir çocuğumuz varsa önemli olan tabii ki beslenmesini düzenlemek ama o kiloyu alış nedeni eğer hareketsiz bir yaşamsa da onu biraz hareketlendirmek. Hem kilo verirken daha işinin kolay olmasına hem de egzersizle de çünkü biliyoruz şu anda çocuklarımız hep bilgisayar yani 3 ay yaz tatili eskiden yaz tatillerinde deniz işte havuz ve bahçede bisiklet sürme falan tabii bu kadar yollar tehlikeli aslında çok yürüyüş yolları işte ya da bisiklet yeterli yolları değil. Çok fazla yok ama yine de hareketlerine ip atlama olabilir mesela çocukların çok sevdiği seven çocuklar var veya şu anda bir sürü etkinlikler var okullarda artık açıldı. Aynen öyle. Basketbol, voleybol, futbol gibi bir sürü aktiviteler var. Haftada bir veya iki sefer çocuklarının bunları yapması da yeterli değil. Normalde günlük hayatlarını da artırmak, hareketi artırmaları gerekecektir. Belki akşamları özellikle önümüz bayram aileler de daha çok evde olacak ve akşamları yapacakları havaların serinlemesiyle birlikte mutlaka o yürüyüşlere çocuklarımızı da yanımıza almak ve onların da biraz hareket etmesini sağlamak inan bana çok daha doğru olacak. Hani beslenmeyi konuşuyorum da sizinle. Bir de genelde böyle bir baktığımız zaman çevreye yaşına göre kız çocuklarında da erkek çocuklarında da bir büyüme gelişme var sevgili Funda. Yani bu normal olması yaşındaki gelişme gibi değil bunlar. Hani bunun da bir sebebi olsa gerek. Yediklerimiz, içtiklerimiz, aldıklarımız, besinlerle. Çünkü bakıldığı zaman hani kendi dönemimle ben bazen bağdaştırıyorum. Hayır diyorum böyle değildik. Yok kesinlikle tabii ki yenilen yiyecekler, katkı maddeli yiyecekler. Çok etkilediği söylenmekte. Büyüme, gelişme, hormonlarını da etkilediği bir gerçek. Ve biz bu tarz ne kadar doğal beslemeye çalışsak da maalesef bunlarla okul ortamında veya arkadaş ortamlarında mutlaka karşılaşabiliyor ve yemek tüketmek çok görüyoruz bunları. Zorunda kalıyorlar. Çok haklısın çünkü ben yani böyle 13 yaşında 1.75 boyunda kız çocuklarına çok rastladım. 1.80 lise çağında 1.80'i bulan kilolar mı? Evet yani? Veya 1.90'ı bulan erkek çocukları. Tabii kilolar da normal olan çocukların da yağ oranları da normal değil. Bu da demek ki belki kilo yemek beslenmesi normal değil. Yani yağlı besleniyor. Belki alması gereken enerjiyi alıyor ama aldığı gıdaların içerikleri sağlıklı gıdalar değil. O yüzden onlara biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Çünkü çevremiz artık daha tehlikeli. İşte sebze meyveyi sevmeyen bir nesil yetişiyor aslında maalesef. Öyle. Ona çok üzülüyoruz doğrusu. Çünkü en azından 20 çeşit sebze var, meyve var. Bunların hepsini sevmek zorunda değil çocuğumuz ama mutlaka çoğunu sevsin, birkaç taneyi sevmesin. Bizim en çok önerdiğimiz şey. Çorbaların içine de katabiliriz. Evet, çorba, köftelerin içine katılabilir. Hani ona göre farkında olmadan bazılarını verebiliriz diye düşünüyorum. Evet, aslında çoğu zaman çocuklarımızı takip etmemiz gerekiyor. En önemli nokta bir de bu. Özellikle de özel okullara giden çocuklarımız da var. Ve burada kahvaltı, öğle yemeği, ara öğünlerin çoğunun aslında okul ortamlarında geçtiğini ve sadece akşam yemeklerinin
evde birlikte yenildiğini görüyoruz. O yüzden belki okul ortamında bir diyetisyen kontrolünde bir menünün hazırlanmış olması çok önemli. Daha sonrasında tabii ki yemek menüsünün bir de takibi gerekiyor. Aileler sadece işte öğlen kuru fasulye, nohut yiyen bir çocuğumuz var. Akşama da evde aynı yemeği bulması çok daha doğru aslında olmayacak. O yüzden beslenme programını biraz takip ederek çocuğumuzun öğlen tüketmediği bir besini akşama ilave etmek. Listeler veriliyor ama yanılmıyorsam. Tabii ki beslenme programları, listeler, diyetisyenler kontrolünde hazırlanmış menü planları veriliyor ama onları ailelerin takip etmesi, öğretmenlerin ya da okul ortamında çocukların ne kadar besin tükettiğinin yazılması. Çünkü bir de dediğim gibi öğretmenleri çok örnek alarak çocuklar yiyor. Evet. Çoğu zaman ortaokula gelene kadar çocuklar yemeklerde seçim yapma, işte beğenmedi, etmedi, bunu çok fazla ailelerine söylemese de ortaokula gelen çocuklar yavaş yavaş işte sebzeleri arkadaşlarından da etkilenerek işte sebzeleri sevmemeye, işte belki aslında o beslenme, yeterli dengeli beslenme alışkanlığının çocuklarda çok önemli olduğunu bir kez daha belki vurgulamak gerekiyor. O menüleri planlarken emin olun diyetisyenler etini, sebzesini, alması gereken proteini, yağ, karbonhidratı hesaplayarak ve etini, sebzesini, ekmeğini, yoğurdunu bir arada alarak o menüyü planlıyorlar. O yüzden o öğünde bütün besinleri tüketmeye çalışması çocuğun, o çok önemli. Şimdi şurada şu noktada şunu sormak istiyorum. Bir sorunuz var, onu soracağım tabii hemen ki size. Ama hani bu okullarında öğle yemeği alabilen çocuklarımız için dediğiniz evet, nokta. Evet. Gelelim diğer noktaya. Kantinler, okul kantinleri. Buradaki denetiminde çok ama çok önemli olduğunu hep evet, uzmanlar söylüyorlar. Kesinlikle. Çünkü hani yine sizinle yaptığımız bir programda hiç unutmadım, yine bu beslenme konuşuyordu. Hı-hı. Kantinlerde hani elmanın, bir tane tek elmanın olabileceğini konuştuk evet, sizinle. Evet, yani ayranın olabileceğini, muz olabilir dedik. Yani tek bir tane muzu, evet, hani onu kesinlikle alıp yemenin keyfini yaşasın. Bir gofret alıcı, tabii ki gofret yesin çocuk, yemesin demiyoruz. Evet. Siz de söylüyorsunuz. Hı-hı. Ama kantine gittiği zaman alacağı sandviçin içindeki evet, beslenmenin ne var o sandviçin içerisinde, bir dönem bir furya başlamıştı okullarda, kızarmış patatesler, hamburgerler, o yağ ne kadar zamandır onun içerisinde, o et hangi ettir, hep bunların aileler tartışmalarını yapıldı, evet, denetimlerin yapıldığı da söylenmekte ama özel okullardaki kadar sağlıklı beslenmenin olduğuna ben inanmıyorum devlet okullarında. Açık ve net söylüyorum bunu. Hı-hı. Çünkü hani o kantinde çok zaman olmuştur. Hani ben kendi çocuğumda yaşadım. Hı-hı. Örnekler. Tarihi geçmiş gofret de buldum çantasında küçükken. Evet. Ya da işte kızarmış patates aldım dediği gün şaşırdım mesela ben. Bir ilkokul kızarmış patates aldım. Nasıl evet, alabilirsin sen? Bundan yaklaşık 2-3 yıl önce Diyetisyenler Birliği ile yine yapılan bir çalışma evet, vardı ve orada da en azından okul kantinlerin denetlenmesi tabii, ve tabii, bazı belli başlı yağ ve şeker oranına sahip gıdaların orada satılmasıyla tabii, ilgili. Ancak bunun işte yürürlüğe girmesi en kötü tarafımız, belki bir şeyleri yapıyoruz, araştırıyoruz ama sonunda denetleme kısmına geldiğimizde. Ne yazık ki. Bir de orada tabii ki biraz da kantincilerin de tepkisi olmuştur. Çünkü niye işte tabii bizden almıyor çocuklar ama onları istedikleri için dışarıdaki ya çantasına koyup getiriyor ama şu anda ilkokul ve ortaokullarda, lisede de dahil gazlı içecek satışı ve cips gibi gıdaların satışı yasaklandı ve onlar kesinlikle satılamıyor ama tabii bu satan okullar var mıdır? Evet. Onun denetlenmesi artık uygun mecrilerin yapması gerekiyor. Onu yapmadıkları takdirde zaten bir şey kuralı koyup uygulamadıktan sonra çok da aslında çocukların sağlığını olumlu etkiledik diyemiyoruz. Ama tabii ki eminim çoğu okulda şu anda gazlı içecekler ve cips gibi kalorisi yüksek yağlı gıdalar satılmıyor. Çocuklar bunların yanlarında da çoğu okulda bence getirme şansları da yok. Yani her gün işte gazlı içeceğini çantasına koyup bunları bence koymuyordur ama mesela işte en azından %100 meyve suları satılsın. Evet, evet. Bunlar çok daha
uygun. İnanın portakal daha... suyu, sıkılmış taze portakal suyu plastik bardaklarda satılabilir bu. Evet, yani evet. Portakal bahçeleriyle dolu, narenciye yüklü bir adada yaşıyoruz biz. Evet. Hani teneffüse gelmeden onlar hazırlanabilir. Evet. Özel bir okula ben danışmanlık yapıyorum ve orada daha çocuklara kantinde taze sıkılmış meyve suları, ayran gibi içecekleri bulundurma, meyvenin mutlaka olması, yapılan tabii ki başka farklı gıdalar, dondurma mesela gayet sağlıklı yani bir tane yemesinde, ama onların da en azından biraz daha kalorileri düşük olanlara tercih etmelerini. Özel belki sandviçler ama içerisine böyle farklı farklı kalori artıracak gıdalar olmamasına, en azından günlük olarak yapılmasına, bir sonraki güne saklanmamasına gibi şeylere dikkat ediliyor. Emin olun çoğu kantin, burada diğer kantin işletmeciliği yapan insanlar için de söylemek istiyorum. Lütfen. Çok daha bunlar aslında bu tarz gıdaları koymaları onlar için maddi olarak bir kayıp değildir aslında. Çok daha sağlıklı olacaktır aslında. Çocuklar bunları tercih, yani atıyorum 3 tane 5 tane yine başlayıp birkaç çocuk yemeye tüketmeye başladı mı? Emin olun onların satışları da, yani onlar işte çocuklar bunları sevmiyor. O bir diğer yiyecekler daha aslında maliyetleri belki daha pahalıdır ama onları tercih etmelerini sağlamak yerine daha sağlıklı ürünler ve çocukların birbirleriyle etkileşimi, belki bir öğretmenin onları tüketmesi, örnek alması çocuğun bunları, emin olun o tip gıdaların da satışlarını artıracaktır. En azından biraz da vicdan işi aslında bence bu. Bence de. Birazcık vicdanımızın hani sesini dinleyelim. Kendi çocuğumu beslemeyeyim düşüncesiyle yola aynen çıkıp. Aynen öyle. Güzel. Düşünmek lazım. Ve bu şekilde beslenen çocuklar, hani zararlı gıdalarla beslenen çocuklar da maalesef günün sonunda kilo problemiyle karşılaşıp, kilo ve sağlık problemi. Çünkü inanın bazen çok şaşırıyoruz. 16-17 yaşında tansiyonu çıkıp gelen danışanlarımız var. Ne kadar kötü. Ya da işte tabii genetik faktörler ya da büyüme gelişmeyle de ilgili 10-12 yaşında, 7-8 yaşına kadar kolesterol, kalp sorunu yaşayan birçok çocuğumuz var. Genetik olduğu kadar beslenmeyle de alakalı. Bir de maalesef hep çocuklarımıza üzülmesin, ağlamasın, yapmasın diye. Bir de tabii dayanamıyoruz ve bazı gıdalar yemediği zaman işte aç kalmasın, yeter ki yerine şunu yapayım. Şimdi tam zamanı dedik, geldi. Dedim. Sorumuz bununla ilgili çünkü. Ağlamasın, etmesin yemeğini yesin. Bir izleyenimiz sormuş. Çocuğum 2 yaşında çikolatayı ve dondurmayı çok seviyor. Yemeğini yemesi için önceleri ödül olarak kullandığımız dondurmayı alışkanlık haline getirdi. Evet. Ve her yemekten sonra dondurma istiyor. Biz de veriyoruz. 100-150 kalori değerindeki küçük dondurma çocuğuma zarar verir mi? Özellikle sütlü olması aslında çok önemli. Yani çok fazla kakaolu işte veya yağ içeriği yüksek olanı değil, daha doğallarını seçmek. Sütlü dondurma. Evet, sütlü olanları, sade olanları tercih etmek, vanilyalı belki. Bunları tercih etmek çok daha doğru. Tabii ki bir çikolata yemesinden çok daha iyidir. Süt ihtiyacını da aynı zamanda alıyor. Çocuğumuzun hani 2 yaşında bunu tüketmesinde herhangi bir sakınca yok aslında. Eğer kilo problemi yaşamayan bir çocuğumuz varsa. Ama bunu belki miktarını doğru ayarlarsak, çocuğumuza bir, belki 2 yaşındaki bir çocuğumuza bir yemek kaşığı bile koysak aslında o yeterli olacaktır. O keyfi yapacaktır o. Kesinlikle. Bir de dikkat etmesi gereken, belki izleyicimiz acaba yemek saatlerini, her şeyini düzenli alıyor. Kahvaltısını, öğlenini, akşamını alması gereken enerji kadar alıyor mu, üzerine dondurmayı da yiyor ve arada belki işte yine dondurmayı verdim, ara öğünün meyvesini de yine vermeyi ihmal etmeyelim aslında. Önemli. Özellikle büyüme gelişme çağındaki çocuklarımız için 2-3 saat arayla beslenmeyi kesinlikle uygulamak gerekiyor. Çünkü hem alması gereken enerjiyi ayarlamak hem de bu ara öğünlerde meyve tüketimini artırmak için mutlaka günde 3 ara öğün alması gerekiyor. O yüzden kahvaltı, öğle ve akşamın içeriğinin doğru alınması, ara öğünlerde de daha sağlıklı gıdalar. Neler yani, mesela? Tabii ki onlar meyve olabilir, meyve yerine tuzlu krakerler, ayran olabilir mesela.
Bu tarz gıdaları ara öğünlerde vermeyi tercih edip ana öğünde de çocuğumuzun aç olup ana öğününü tam anlamıyla alması sağlıklı gereken şekilde kadar almasını sağlamak. Çünkü yemeğe yakın bir saatte belki çocuğumuza vereceğimiz bir dondurma o öğlen yemeğinde alması gerekenleri almamasını sağlamak olacaktır. Ya da çocuğumuzun öğün saatini kaydırıp aslında öğün saati kaydığı için belki öğün saat akşam geç saate kadar yemek yemesini sağlayacak. Bu da yine dönüp kilo almasına neden olacaktır. O yüzden 2 saat, 3 saat arayla aralıklı ve sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı beslemek gerekiyor. Hani öğle yemeğinden sonra, hani sabah kahvaltısı sonrasındaki ara öğünü 10.30-11 gibi mi olmalı? Yani dengelemek evet, adına soruyorum. Size şimdi, bizi izleyen için bilgileri tam aktaralım. Öğlen yemeği 12.1. Eğer okula, tabii ki bütün çocuklarımız okula gidiyor. Hı hı. Şu an için okula giden çocuklarımızda sabah zaten 7-8 arasında, evet, 7-7.30 gibi bir kahvaltıyı yaptırma alışkanlığı olmalı. İlk teneffüsler genelde ilkokulda 9.30 civarı, liselerde 10'da çalıyor sanıyorum. Evet, evet. O zaman da o saatlerde, teneffüs saatlerinde işte kantinde satılan daha sağlıklı yiyecekler. Belki minik bir sandviç, yarım sandviç, yanında ayran, meyve suyu %100 ise yanında biraz krakerle ya da evimizden kendi hazırladığımız kekler, poğaçalar olabilir, doğal, hellimli, zeytinli gibi çok güzel bizim de yaptığımız şeyler var. Yani kendi kültürümüze göre yaptığımız çok güzel şeyler var. Bunlardan yapmışsak hafta sonu bunlar belki ara önlerinde konulabilir. Tabii belli bir yaşa gelince çocuklarımızın bunları evden götürmesi değil. Şimdi, şey meyve yemek. Sizinle çünkü sorunuz geldi yine. Funda Hanım diyor okul kantininden alacaklarını zaman zaman alıyorlar ama ben kendim diyor hanımefendi. Aynısını bile koysam. Aynısını bile koysam kendi evde yaptığım poğaçamı koyuyorum, kek yapıyorum dediğiniz gibi işte yazmış zaten. Evet. Siz, o nedenle size güldüm. Sizin saydıklarınızı izleyenimiz yazmış. Ben bunu çantasına koymaya hazırlanırken bile tepki geliyor. Evet. Hemen anne bunlar zaten okulda satılmakta. Arkadaşlarım kantinden alırken ben çantamdan çıkarıp yiyeceğim bunları yani, diye tepkiler geliyor ailelere. Yavaş yavaş çocuklar da bunun bilincinde olmaya başlıyorlar. Evet. Hani daha temiz, daha hijyenik olduğu evdeki bir gıdanın, evet, çok daha farkında olacaklar umarım ama yine de kantinden almak istiyorsa çocuklarımızı çok da zorlamayalım aslında. Gerek. Yani meyvesini belki tamam aynı meyve ama çantasından çıkarmak istemiyorsa ve okulda tercih edecekse belki meyvesini okulda o şekilde almasına izin verilmeli. Ve öğleden sonra aslında baktığınız zaman eğer evde yaptığımız bir kek, poğaça vesaire ev yapımı bir şey olabilir. Yanında sütüyle birlikte, ayranıyla birlikte öğleden sonraki saatlerde veya akşam ara önünde, evet, tüketmesini sağlayabiliriz. Sabahta okulda verdiğimiz harçlıkta istediği gıdanın ama doğru gıdaları evet, alması. Tuzlu krakerler var dediğim gibi çok kalorisi olanlara değil. Dondurmalar kantinlerde hala daha Eylül ayı satılmaya evet, devam doğru ediliyor. O yüzden dondurma gibi yani arkadaşlarıyla severek yiyebileceği ve kantin keyfini de çıkarabileceği, evet, gıdaları belki izin veririz onları da. Aslında öğleden sonra da evde yaptığımız şeyleri hani zorlamayalım ama inanın ilkokul çağında çok sıkıntı değildi. Maalesef dediğim gibi ortaokuldan sonra hani bu tarz şeyler bana gelen danışanlardan da biliyorum. Ya da evde işte hazırlanıp konulan gıdanın ertesi güne mutlaka ailenin bence bir de kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü ne kadarını tüketmiş, ne kadarını yemiş tüketmemiş kesinlikle bakılmalı. ve daha işte daha doğal, daha sağlıklı gıdalar almasını bizim ve öğretmenlerin örnek olması lazım ki çocuklar bunları ve kantinciler de tabii ki daha işte kalorisi düşük ama sağlıklı gıdalar satmaya özen gösterme, besleyici, çocukların büyüme gelişmesi için faydalı gıdaların satılması. Zaten çocuklar da zaman içerisinde herkes evet, bulamadığınız zaman mecburen onları tercih etmek tabii zorundasınız. Evet. O yüzden hiç kantinciler de işte satış olmayacak diye tabii, endişelenmesinler. Tabii. Zaten çocuklar büyüme gelişme çağında hareketli ve enerjilerin en çok harcadıkları yer okullar. Kıpır kıpır hepsi. O yüzden mutlaka karnılar acıkıp o faydalı gıdalardan da almayı mutlaka tercih edeceklerdir.
Evet, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Evet. Aslında o kadar böyle çok şey var ki sizinle konuşmak istedim ama çok yoğunsunuz biliyorum. Zaman ayırdınız. Şöyle önce bu konuyu toparlayalım. Son olarak çocuklarımızla ilgili söylemek istediklerinizi almak istiyorum. Ardından haftaya artık Kurban Bayramı. Yine zorlu bir süreç başlıyor. Her kapıda bir tatlı sofralar kurulacak. Bir de Kurban Bayramı için şöyle küçücük bir not aktarmak isterseniz. Öncelikle çocuklarımız için büyüme gelişme çağında olduklarını unutmayalım. Günlük olarak beslenmelerine 2-3 su bardağı süt, yoğurt, ayran, peynir, bir dilim peynirlerini mutlaka vererek yumurtalarını tüketmelerini sağlamak büyüme gelişme çağında çok önemli. Kilolarını biraz aileler takip etsinler ve mevcut kilosu ve ailenin genetiğinde, çünkü anne babanın kilolu olması da bir çocuğun kilolu olma riskini 2-3 kat daha fazla artırıyor. O yüzden mutlaka eğer bilinçli bir şekilde diyet yapmasını istiyorsak, beslenme programı uygulamasını istiyorsak bir diyetisyene danışarak yaptırmaya çalışmak çocuğumuzun sağlığı için çok önemli. Ve dediğim gibi çocuklarımıza doğru, sağlıklı, yeterli, dengeli beslenmeyi de bir alışkanlık haline getirmek. Bununla birlikte su içmeyi de aynı zamanda önemini bilsinler. 8-10 bardak su içme, kahvaltının önemini mutlaka unutmasınlar. Bu alışkanlık. Alışkanlığını. Bir de tabii ki bunları yaparken bir de hareketli bir nesil yetişmesini istiyoruz. O yüzden mutlaka sevdiği sporlara yönlendirmek çocuklarımızı. Bu şekilde en azından mevcut kilosu biraz fazlaysa bile inanın onun bile önüne geçmeyi sağlayabilirsiniz. Tabii önümüz Kurban Bayramı. Ya. Kurban Bayramı'nda aslında et porsiyonlarının artacağı, çok daha fazla evet, tatlılar her ziyarette bir tatlının belki yenilebileceği, ama özellikle Kurban Bayramı'nın ilk günü belki mevcut listemizin dışına çıkabiliriz ama mutlaka. İkinci, üçüncü gününden sonra artık yavaş yavaş normal hayata dönmeli. Belki birinci gün kaçırdığımız porsiyon ölçüsünü fazlasıyla aldığımız gıdalar varsa ikinci, üçüncü günü azaltmaya çalışsınlar. Su, bitki çaylarına mutlaka önem verebilirler. Yürüyüşe önem verebilirler. Ertesi günü çünkü uzun bir tatil. O yüzden 4 gün hafta sonu falan evet. Evet, ve uzun olduğu için belki biraz daha spor egzersize. Yurt dışında geçirecek olanlar varsa da orada günlük hareketlerini artırmaya çalışmaları çok önemli. Belki yenilen gıdaların da kızartma, ızgara farklı bir tat çünkü. Yani kızartmanın yerine ızgara, yani yurt dışı veya burada da bizlerin yapacağı kızartma yerine fırında ızgara haşlama gibi metotları kullanarak özellikle et kurban kesecekler için et porsiyonlarını o şekilde değerlendirmeli. Kurbanlık etimizi de saklarken biraz daha porsiyon ölçüleri küçük şekilde dolapta, buzdolabında saklama ve en azından yemeklik halde çıkarıp tüketmek çok önemli. Buradan herkese sizlerin aracılığıyla da Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum hep herkese. Hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kırmadan bizimle birlikte olun. Biz de şimdiden bayramını kutluyoruz. Teşekkürler. Senin daha pek çok programda birlikte olacağız kesinlikle. Çünkü. Evet, birlikteliğimizin sonundayız. Çocuklarımızı konuştuk. Çok minik bir bilgi ama çok önemli bir bilgi. Bunu tekrar aktaralım. Sevgili Funda az önce yine aktardı. Ben de söylemek istiyorum. Biz anneler babalar evde çocuklarımızın boyu ve kilosunu çok basit bir formül verdi bize. İşte 1.35 boyu olan bir çocuğumuzun biri çıkarın 35 kilo, iki yukarı, iki aşağıya onu dengeli götürmenin en basit bir formülünü en azından bizlere verdi. Beslenmelerine dikkat edelim. Alacağımız bilgileri sizlere aktardık. Bayram geliyor. Her bayram programı yaklaştığında bizler diyetisyen konuklarımızı alıyoruz. Onlar söylemekten bıkmadılar. Bizler dinlemekten bıkmadık. Ama ne olur bunlara en azından 1/4'ünü olsun uyalım diyorum. Birazcık dikkat edelim beslenmemizi. Çünkü uzun bir bayram süreci ve gerçekten işte büyüklerin evlerine ziyaretlere gidiyoruz. Fazlasıyla kaçırıyoruz ne yazık ki. Bunlara da birazcık dikkat edersek sorunsuz bir bayram geçireceğiz diyorum. Ve bu bölümün sonundayız. Şimdi kısa bir ara olacak. Bir sonraki konuda sizlerle birlikte olacağız. Az sonra sizlerleyim.
Lay's Süpermarket. Güler yüzlü hizmet, dürüst, hesaplı alışveriş. Lay's Süpermarket, kalite ve uygun fiyatıyla Kaymaklı, Dereboyu, Göçmenköy ve Hamitköy olmak üzere 4 şubesiyle halkımızın hizmetinde. Aradığınız her şeyin en tazesi, en kalitelisi ve en uygun fiyatlısı Lay's Süpermarketler'de. Lay's Süpermarket, dürüst satıcı. Akın Motors, Kuzey Kıbrıs'ın ilk otogalerisi olma gururunu taşıyor. En yüksek standartlarda Alman, Japon ve ikinci el araçlarda güven ve konforun yanı sıra Mercedes'lerde de fabrika garantisi. Orijinal belgeli ve kilometre garantili, plakasız araçlarda uzun süre garanti imkanı. İkinci el aracınıza uygun değerlendirme, 60 ay vadeli kredi imkanları. Akın Motors 1, otobüs terminali karşısı Lefkoşa, 444-25-46. Akın Motors 2, Bela Payız Kavşağı Yeni Liman Yolu Girne, 81-58-300. Oho, nereye gidersiniz be amcalar? Eko'ya. Hadi beraber gidelim. Hep beraber. Ben de gidiyorum. İyi konukta Eko günü olur. Çok güzel kalabalık olur. Bütün köy ürünleri, Kıbrıs eski yemekler, yani eski günler, yemekler, ekmekler, pilavlar, her şey olur. Çok güzel bir gün geçer. Eko gününde büyük konukta sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Köy ürünlerine olan herkesi büyük konuktaki Eko güne bekliyoruz. Börekler, pilavını, kabak börekleri, her çeşit şeyler yaparız. Herkesi davet ediyoruz, buyursunlar. Bu eşsiz tatları tatmak için herkesi büyük konuğa bekliyoruz. Tatlarımızı denesinler. Köy ekmeği. Köy ekmeği. Zeytinliğimiz var, çayırlı. Büyük konuğun Eko gününü herkese yani böyle gelip görmesini bekliyoruz. İsterseniz bizimle buluşasınız, gelin köye. Yaptıklarımızın da tadına bakarsınız. Var bakalım böyle şeyler başka yerde varsa. Biz bunu dövüyoruz. Bu pekmez oluyor. Kaynatıyoruz. Eko gününe hazırlıyoruz. Buyursun halkımız tatsınlar. Çok güzel. Geçmişin son noktası. Büyük Konuk buluşma noktası. 11 Ekim Pazar günü yapılacak Büyük Konuk Belediyesi'nin organize ettiği Büyük Eko Güne tüm halkımız davetlidir. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler. Birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri. Kaliteli ve titiz işçilik anlayışı. Satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımızdır.
Mustafa Hacali İnşaat Lefkoşa Ofis 2280-682 ve 2270-223. Girne Ofis 81-58-188. Web www.hacalihomes.com. Evinizi aşk ve heyecanın renkleriyle boyayın. Kale Boya, doğanın birbirinden eşsiz yaşam dolu renklerini sizler için üretiyor. Evinizi estetik ve uzun ömürlü Kale Boya teknolojisiyle renklendirin. Kale Boya, sizinle yaşayan boya. MaxWipe en iyi kalite ve en uygun fiyatlarla çiftçinin dostu. 0 kilometre 34, 41, 52 horsepower gücünde Yağmur marka traktörlere 1 yıl yedek parça ve servis garantisi. Süresiz yedek parça temin garantisiyle ikinci el Japon markası Kubota bahçe traktörleri. Ve şimdi 150 yıllık geçmişe sahip, çok iyi durumda az kullanılmış, yurt dışından ithal, gözde tarla traktör markası Massey Ferguson'da MaxWipe'da sizleri bekliyor. Dünyanın en kaliteli markalarını ayağınıza getirmeye devam ediyoruz. Aradığınız güç ve yakıt tasarrufunun birleştiği markalar MaxWipe'da. MaxWipe, Kalilant karşısı Mausa'da. Telefon 0533 862 0874 ve 0533 863 34 35. Türkiye'nin son 5 yıldır en çok tercih edilen otobüs markası olan Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Kıbrıs yetkili satıcısı Minsan Engineering ile Kuzey Kıbrıs'ta. Türkiye'nin %100 kendi üretimi olan Lider Otokar Otobüs, 1963'ten beri tasarımı ve mühendisliği kendisine ait 7 metreden 12 metreye kadar turizm ve şehir içi otobüsler üretiyor. Otokar marka otobüsler iyi tasarım ödülüne sahip olup Fransa'da bulunan Otokar Avrupa şirketi aracılığıyla başta Avrupa olmak üzere tüm dünya pazarlarına hizmet sunuyor. Şirketin sağdan direksiyonlu çevreci bir motora sahip, aynı zamanda engelli yolcuların kullanımı için de engelli rampalı, İngiltere ve Malta için sağdan direksiyonlu siparişli otobüs üretimi devam ediyor. Otokar marka, sağdan direksiyonlu otobüsler, Minsan Engineering temsilciliğinde Kuzey Kıbrıs'ta. Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifinden çağdaş bir hizmet daha. Öğretmen Kart. Maaşı bankamızda yatan tüm üyelerimize, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi ve Kooperatif Merkez Bankası'na ait tüm ATM'lerde ücretsiz işlem kolaylığı, diğer bankalara ait ATM'lerden de ücretli yararlanma imkanı, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet, sadece yurt içinde değil, yurt dışındaki ATM'lerden ve POS cihazlarından da bakiyeniz kadar nakit kullanma kolaylığı ve internet üzerinden alışveriş imkanı. Üstelik yıllık ücret yok. Hepsi Öğretmen Kart'ta. Öğretmen Kart'la birlikte Lefkoşa, Monsa, Girne, Güzelyurt ve Mehmetçik'te ATM'lerimiz hizmetinize sunulmuştur. Güler yüzlü personeli, güvenilirliği, güçlü mali yapısı, ucuz ve hızlı kredi imkanlarıyla 1958'den beri hizmetinizde olan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi her zaman yanınızda olmaya devam ediyor. Üretim ve kooperatifçilik toplumsal varlığımızın temelidir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, hizmette her zaman öncü. Ben emekli öğretmen Yaşar Tevikler, öğretmen kartı ile hayatım artık daha kolay. Respect isn't commanded.
It's earned. Akın Motors, Kuzey Kıbrıs'ın ilk otogalerisi olma gururunu taşıyor. En yüksek standartlarda Alman, Japon ve ikinci el araçlarda güven ve konforun yanı sıra Mercedes'lerde de fabrika garantisi. Orijinal belgeli ve kilometre garantili, plakasız araçlarda uzun süre garanti imkanı. İkinci el aracınıza uygun değerlendirme, 60 ay vadeli kredi imkanları. Akın Motors 1, otobüs terminali karşısı Lefkoşa. 444-25-46. Akın Motors 2, Bela Payız Kavşağı Yeni Liman Yolu Girne. 81-58-300. Evinizi umudun ve geleceğin renkleriyle boyayın. Kale Boya, doğanın yıllara meydan okuyan binlerce rengini sizler için üretiyor. Evinizi kaliteli ve uzun ömürlü Kale Boya teknolojisiyle renklendirin. Kale Boya, sizinle yaşayan boya. MaxWipe en iyi kalite ve en uygun fiyatlarla çiftçinin dostu. 0 kilometre 34, 41, 52 horsepower gücünde yağmur marka traktörlere 1 yıl yedek parça ve servis garantisi. Süresiz yedek parça temin garantisiyle ikinci el Japon markası Kubota bahçe traktörleri. Ve şimdi 150 yıllık geçmişe sahip, çok iyi durumda, az kullanılmış, yurt dışından ithal, gözde tarla traktör markası Massey Ferguson'da MaxWipe'da sizleri bekliyor. Dünyanın en kaliteli markalarını ayağınıza getirmeye devam ediyoruz. Aradığınız güç ve yakıt tasarrufunun birleştiği markalar MaxWipe'da. MaxWipe, Kalilant karşısı Mausa'da. Telefon 0533 862 0874 ve 0533 863 34 35. Hayallerinizdeki tatil artık hayal değil. Polatkan Turizm'le hayallerinizdeki tatili yaşamak elinizde. Kruz turları, Avrupa turları, kültür turları, Antalya otelleri, balayı turları ve tatil için hayal ettiğiniz ne varsa bizimle gerçek oluyor. Polatkan Turizm, hayalinizdeki tatil. 444-0222 facebook.com/polatkanturizm. Hız, emniyetli sürüş, yayalar, güvenli yollar, yol güvenliği herkese etkiler. Evim benim, her şeyim, her odası, her köşesi benim. Beni en çok evim anlar, en derin tepe onda başlar. Bahçem, salonum, mutfağım, ailem, konuklarım, dostlarım. Beni en çok evim anlar, mutluluk tepe onda başlar. Respect isn't commanded. It's earned. Karşınızda Cem Bey. Kendisi 24 yaşında bir üniversite öğrencisi. Cem Bey bugüne kadar Haziran ayında denize girerken artık Temmuz ayında girebiliyor. Peki bunun sebebi ne olabilir? Günlük hayatımızda bizi etkilemez zannedip yok saydığımız
iklim değişikliği. Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan gezegenimiz normal koşullarda 150 bin yılda bir derece santigrat ısınıyor. Oysa sanayi devrimiyle birlikte normal koşullarda 150 bin yılda gerçekleşmesi gereken 1 derecelik ısı değişimi sadece 150 yılda gerçekleşti. Bilim insanları önümüzdeki 100 yıl gibi kısa bir sürede gezegenimizin 4 derece daha ısınacağını öngörüyor. İklim değişikliğinin başlıca sebebi olan bu ani ısınmada %98 oranında insan etkisi var. Peki elimizden ne gelir? Aslında çok basit. Reduce, reuse, recycle. Az tüket, yeniden kullan, geri dönüştür. Biz yapamazsak kimse yapamaz. Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği. Evinizi umudun ve geleceğin renkleriyle boyayın. Kale Boya, doğanın yıllara meydan okuyan binlerce rengini sizler için üretiyor. Evinizi kaliteli ve uzun ömürlü Kale Boya teknolojisiyle renklendirin. Kale Boya, sizinle yaşayan boya. Önder Alışveriş Merkezlerinde alışveriş artık çok kolay. Hem hesaplı hem karlı. Önder'den çıldırtan Club Card. Ödüllendiren bol avantajlı Club Card'la kazandıkça kazan, alışveriş yaptıkça mangır kazan. Nasıl mı? Hemen gel Önder'e, üye ol zahmetsizce, artık Club Card cebinizde. Gelsin indirimler, kuponlar, hediyeler. Param yeter mi diye korkma. Çıldırtan kartla alışverişi ikiye katla. Tüm puanlarını rahat rahat harca. Hem kazançlı hem keyifli ailenizin avantajlı ödüllendiren indirim kartı. Club Card. Club Card. Hayallerinizdeki tatil artık hayal değil. Polat Kantruizm'le hayallerinizdeki tatili yaşamak elinizde. Kruz turları, Avrupa turları, kültür turları, Antalya otelleri, balayı turları ve tatil için hayal ettiğiniz ne varsa bizimle gerçek oluyor. Polat Kantruizm, hayalinizdeki tatil 444-0222 facebook.com/polatkantruizm. Başladık birlikteliğimize ve yine iki değerli konuğumla birlikteyiz. Çok uzunca bir zaman olmadı. Girne'de muhteşem bir sergi açılmıştı. Bizler onların görüntülerini sizlerin karşısına getirmiştik. Jeolojik Miras adlı sergi ve konuklarım Art Rooms sanat yönetmeni ve ressam Oya Silberi ve Gizem Bengüsu jeofizik mühendisi. Evet, iki konuğumla bu serginin neden açılması gerektiği konusunda detaylı bilgi almak istedim. Aktarmak istedim çünkü diğer sergilerden çok farklı bir sergiydi ve yola çıkış sebepleri de çok farklıydı. Dolayısıyla sizlerle konuşmak istedik. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Güzel bir sergi, farklı bir sergi. Aslında sergi de denmez. Buna böyle bilgi yüklü bir yerdi. Resmen bilgi aktardınız bizlere. Az sonra gerek sizden gerek Gizem Hanım'dan da bunun bilgilerini almak istiyorum. Ama öncelikle size sormak istiyorum ben. Yola çıkışı nasıl oldu bu serginin? Yani nasıl karar verdiniz bu sergiye başlamakta? Bu sene bizim odamızın 40. Evet. yıldönümü. 40. yıl dönümü olduğu için de yapabilecek kadar, yani ne kadar fazla etkinlik yapabilirsek yapmak istedik. Evet. Bunların da toplumsal önemi olmasına çalıştık. Hı hı. Bu sebeple yapılan bir sergiydi. Fikri öne süren de Mehmet Necdet beyefendiydi. O şekilde yola çıkıldı. Maden metalurji ve jeoloji odasının bir de FODEL'in fotoğrafları var. FODEL fotoğrafladı yanılmıyorsam. Bir yıllık, yanılsam lütfen düzeltin bilgilerimi, bir yıllık bir araştırmanın sonucunda
bu sergi açılmaya karar verildi. Doğrudur. Ve bu yola çıktınız. Foder'le birlikte yapılan bir çalışmaydı. Bir araştırma çalışmasıydı aslında. Evet. Çekilecek olan bölgeleri bizim odamız belirledi. O belirlenen yerlerde fotoğraflandı. Çekilen fotoğraflar arasında seçim yapılıp hani bunların en profesyonel şekilde sergilenebilmesi için Artrum'sa Oya Hanım'lara başvurduk. Oya Hanım'a başvurdunuz dediniz. Esas nokta burada. Sevgili Oya ile konuşacağım çok şey var. Çünkü bir ilk olan yerde açıldı. Galeri olarak Artrum sanat yönetmeni zaten sevgili Oya, ressam. Sergi açma kriterini öncelikle sormak istiyorum. Size neden sormak istiyorum bu sergiyi size? Çünkü hani sizin galerinizde açılan sergilere bakıldığı zaman böyle bir diğer sergilerden yukarıda bir şey var. Her zaman gözlemlediğim bir şey var. Gerçekten o galeride böyle yukarıda bir şey görülüyor. Yani teşekkür ederim. Gerçekten öyle sunumu böyle girildiği zaman hani huzur bulunuyor. Rahatlıkla o sergideki çalışmaları izleme imkanımız buluyor. Hani gerçekten bir fark var. Burada bir kriter vardır mutlaka ki. Tabii ki. Oya Hanım, burada bu sergilerde bu farkı hissediyoruz biz. Nedir kriteriniz? Biz mekanı açarken, yani bu Artrum'un kurulması Erbil Arkın'ın aslında fikriydi. Kendisi bunun destekçisidir Arkın Grup olarak arkasında. Çünkü bir galerinin Kıbrıs gibi küçük bir yerde varlığını sürdürmesi çok zordur. Çok. Çünkü ciddi bir maddi destek istiyorsunuz arkanızda ve bunun geri dönüşü galeriye olmadığı için, yani bizim bir koleksiyoner grubumuz yok adamızda, işte olması gerekir aslında, aslında olması gerekir, yani insanların daha fazla sanatı bir yatırım olarak algılamaya başlamaları gerekir, çoktan başlamış olmaları gerekiyordu, çok geç kaldık o konuda, çünkü sanat bir yatırımdır. Bu yatırım, yani şu anda Kıbrıs'ta fark edilir bir durumda değil. Bizim o şekilde bir sanat alıcımız, koleksiyonerimiz olmadığı için bir galerinin varlığını sürdürmesi çok zor. Evet. Arkasında ciddi bir maddi destek olmazsa. O yüzden Artrum'da aslında bir galeri ama kar amacı güden bir mekan değil. Bizim amacımız orada sergilediğimiz sanatçılara destek olabilmek, yani onları gösterebilmek, gerek Kıbrıs'ta göstermek, gerek yurt dışında temsil edebilmek. Bunun için sürekli çalışıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Hani bir şekil bulalım, bir model geliştirelim. Hı hı. Buradaki sanatçılarımız hani kendilerini yurt dışında varlıklarını gösterebilecekleri bir imkanları olsun. Ve ayrıca tabii ki bir kültürel etkinlik yapıyoruz orada. Yaptığımız çalışmalar halkımız için de önemli diye düşünüyorum. Bu yüzden seçimlerimizi çok dikkatli yapıyoruz. Yani bir sanat danışma kurulumuz vardır. Yapılacak sergilerde seçilecek sanatçıları değerlendiriyoruz. Bu işi profesyonel olarak yapanlarla götürmek istiyoruz. Çünkü yani İnsanlar hayatlarını veriyor. Sanat yapmak Kıbrıs'ta çok zor. Çok zor. Çünkü yani herkes ya elime kamerayı aldım, çıktım, çektim 3 tane fotoğraf, hafta sonumu geçirdim değil. Bu bir yaşamdır. Yaşamınızı bununla idame ettirmeniz lazım. Ama bunu maalesef adada işte ben sanat yaparak, resim yaparak, heykel yaparak yok. Yani mümkün değil. Çok önemli, değerli sanatçılarımız var bu adada. Çok. Ve yani gerçekten zorlanıyor. Yani belki dünyanın başka bir yerinde olmuş olsalardı. Neler yani, olur neler. Tabii ki. Yani çok değerli isimler hani, var. Çok ilginçtir. Çok özür dilerim sevgili Oya. Sözünü kesin. Pek çok sanatçı arkadaşımla birlikte oluyorum. Yani Simart programını da yaptığımı biliyorlar. Onlarla sık sık beraber oluyorum. Hemen hemen her gün diyalogum onlarla var benim çünkü. Hani zaman zaman şöyle ifadeler var. İşte şu tarih arasında aradım, şurada yer yok. Şu tarih arasında aradım, şurada yer yok. Pek çok sergi salonuna gittim. Gerek benim programcı olarak, gerek sergiyi açan sanatçı dostlarım, arkadaşlarım adına
Yani şikayetler çok. O nedenle dedim ki size en başındayken tebrik ediyorum ve gurur duyuyorum böyle bir yerde böyle bir serginin açıldığı için. Bu sergi burada açılması gerekirdi. Açık ve net söyleyeyim ben. Yani bu sergi aslında bir sanat projesi değil. Değil. Hayır. Yani hayır. Fotoğraflar her evet. şey döküman niteliğindedir. Evet. Bizim formatımız dışında demek doğru olur mu çok emin değilim ama yani normalde bugüne kadar yapmadığımız bir çalışma oldu. Aynen. Bence güzel oldu. Kültürel bir değer kazandırdık. En azından elimizde bir veri olmaya başladı. Bir başlangıç oldu. Belgeler var artık. Evet yani dokümanlar var. Bunların üzerinden de daha da ilerleyebilecek bir proje haline geldi. Birazcık kapı açıldı gibi bakıyorum. Diğer söylediğiniz şeye gelince hani işte oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, yer yok ya da işte evet. ya aslında bize de oluyor yani ben bu tarihler arasında falan sergi açmak istiyorum deniyor. Çünkü aslında Kıbrıs'ta kuzeyde bir galeri olmadığı için şu anda galeri. Şu anda evet ama yani önceden yapılan galeriler çok iyi mekanlar vardı. Bunlardan birisi Side Street'ti. Evet. Şu anda aktif olarak çalışmıyor. Bilmiyorum daha sonra ne olacak ama yani o vardı. Şu biz belirli kriterlerle dediğim gibi seçim yapıyoruz. Nedir kriterler? Yani mesela şey ya. Yapmıyoruz. Ben mekanı yani ben derken biz mekanı kiralamıyoruz. Yani bizim belirli bir programımız var. Bunların içerisinde sanatçıları seçiyoruz. O sanatçılarla yapılan bir senelik, yani benim bugünden itibaren baktığınızda bir senelik programım ay be ay belirli. Yani nerede, ne zaman, neyi yapacağımız belli. Ona göre çalışıyoruz. Çünkü galeriler şeydir, ilk başta bunu konuştuk aslında. Evet. Kâr amacı güden mekanlar olduğu için bu işten kazanç elde etmek isterler ama bizim öyle bir lüksümüz de yok maalesef. Ama pek çok yürük onu gütmek de ne yazık ki. Ne yazık ki o para güdüsü orada var ama sanat adına yapıldığını bir kere herkesin anlaması gerekiyor. Ticari bir amaç değil. Sanat. Evet yani bizim yaptığımız hani, o. Ressam olarak şuna katılır mısınız bilmiyorum ama sanat ticari bir olay değil. Ben ona inanıyorum. Şimdi özür dilerim toparlamak istiyorum. Okay. Hani hayatını onunla idame ettirenler var mı? Var. Bizim ülkemizde çok zor var. Avrupa'ya bakıldığı zaman sanatçı o hayatını onunla, o da tabii ki ticari yönünü düşünüyordur. Yani tabii ki. Bedeli vardır bunun ifadesiyle yanlış kullanmak da istemiyorum ama bizim ülkemizde ne yazık ki yok. Bakıldığı zaman pek çok işte ressama bakılır, öğretmenler ne bileyim başka bir mesleği vardır onun yanında bunu yapıyor. Evet, mecburen. Mecburen. Çünkü o hayatını idame ettiremiyor o şekilde ama bunları aşacağız. Ben size dönmek istiyorum izin verirseniz. Neden böyle bir çalışmaya gitme ihtiyacı hissetti odanız? Bir ülkenin jeolojisi aslında o ülkenin birçok anlamda ekonomisini de etkileyen bir evet. şeydir. Hani bir jeolojik yapı oradaki binaları, tarihi eserleri etkiler. Bu da kültürel olarak, bir turizm olarak çok önemli bir şey aslında. Evet. Ne yazık ki adamızda böyle bir çalışma daha önce yapılmadı ve biz oda olarak bunun eksikliğini hissettik. Hani bu çalışmayla hem bir doküman olur elimizde adanın geneliyle ilgili, hem de daha doğrusu kuzeyiyle ilgili, hem de bir kapı açar ve en azından bu eksikliklerin giderilmesi için bir başlangıç olur diye düşündük. Hem toplumun da bunlarla ilgili bilinçlendirilirse hani toplum olarak da daha güzel bir harekete geçebiliriz diye inanarak biz böyle bir çalışma yaptık. Şimdi bir yıllık çalışmanın sergideki ekrana da getirdik biz çalışmalardan kareler. Hani sergiye gelen sizlere sordu mu nedir? Bunlar nedir diye mutlaka olmuştu değil mi bu soru? Yani merak edip gidildi. Çünkü dedim ya farklı bir konsepti. Hani sizlere gelen sorular neydi diye merak ediyorum ben. Şeyler soruldu, taşların özellikleri soruldu, fotoğrafta gördükleri şeyin tarihçesi soruldu. Çünkü Oya Hanım hatta kataloğun başında çok güzel bir yazı yazdı, bedenlerimize işlediğimiz dövmeler gibi dedi. Her taşında kendi bir hikayesi vardır dedi. Çünkü hakikaten biz aslında meslek grubu olarak, hani yer bilimleri olarak biz bu geçmişi de öğreniyoruz. Gördüğümüzde o tarihin tarihçi, yani o taşın tarihini de görebiliyoruz yani
eğitimimiz en azından o yönde. Sizi... Onu aktardık aslında. Güzel. Şimdi ben şunu sorayım o zaman size. Yani burada belgeler var elinizde dediniz ve bunun az sonra gireriz o konuya. Devamı gelecek mi bunun diye sormak istiyorum. Size sormak istediğim çok şey var. Birçok belge var sevgili Oyap elimizde bu sergi sonrasında. Peki bunu bir kitapçık haline getirme projesi... Şimdi kitapçığın ilk bölümünü tamamladık aslında. Elimizde fotoğraflardan oluşan bir doküman var çok şu güzel. Anda. Ufak ufak bilgiler var onun içerisinde. Tabii ki gelecek projeler nasıl olacak, nasıl yönlenecek onu şu anda bilemeyiz. Bilemiyoruz ama tahminimce devam edecektir. Edecek çünkü çok keyif aldıkları belli. Kuzey sadece bu sergide var. Güneyi de düşündünüz mü? Mutlaka düşündünüz gibi bir ifade var yüzünüzde. Neden olmadı güney diye sorabilir miyim size? Temel olarak maddi kaynaksızlıktan açıldı. Ne yazık ki yine maddiyet yine araya girdi. Fakat yani aslında hedefimiz iki toplumlu bir proje haline getirip tüm adayla ilgili bir doküman elde etmek. Bununla ilgili hala kaynakçı arayışlarımız devam etmekte. Biz de buradan duyuralım o zaman. Kaynakçı arayışlar devam etmekte. Böyle bir serginin kuzey bacağının dışında güneydekinin de olması gerektiğini zaten savunuyorlar ve çalışmalar sürüyor. Serginin, burada açılan serginin güneyde tekrarlanması gibi bir talep geldi mi? Yani şu an için öyle bir talep yok. Var mıydı güneyden gelen konuklarınız? En azından oda olarak sizlere gelenler, bilgi alanlar. Yani tabii bir iki kişi geldi fakat ne yazık ki duyurusunu tam yapamadığımız bir proje oldu. Hatta bununla ilgili belki bir ara bölgede bir çalışma yapılabilir diye düşündük. Evet. Hani bir başlangıç olması için. Tabii onun da araştırması devam etmekte. Ne kadar zor bir süreçtir ülkemizde. Hani en azından galeri adına size bunu sormak istiyorum. Hı-hı. Sanatçılar sizinle birebir çok diyalogda oluyorlardır. Evet. Ülkemizde ne yazık ki hani sağlam oturan bir çalışma yapmak gerçekten çok zor. Yani çok zor. Belki elinizde muhteşem bir çalışma serisi vardır ama bunun gerisine yine maddiyat giriyor. Sponsorudur, yeridir. Tabii ki. Sergi salonlarında zaten sıkıntılar yaşanmakta ülkemizde. Hani bırakın yurt dışına gidişler yine birebir dostlarınızla konuştuğunuz noktalar vardır bir galerici olarak. Bunlar çok zor. Hani yurt dışına bir sergiyi taşımak ülkemiz adına bir kere bir olaydır. Tabii ki yani bir sergiyi taşıyacağınızda şeyi de sorun olarak yaşıyorsunuz. Yani o resimler ya da çalışmalar adaya gelecek. Devlet desteği yok bunun içerisinde. Yok. Bunun sigortalanması vardır. Yani eserlerin fiyatları çok değişik miktarlarda olabilir. Yani bir esere ufacık bir zarar verirsiniz. Bitmiştir. Yani 300-500 binin başı da olabilir. Yani ne sergilediğiniz çok önemli o noktada. Yani profesyonel bir iş yapmaya çalışıyorsanız bunun şeydir, gideri de ona göre olmuyor tabii ki. Şunu ben çoğu zaman söylüyorum izleyenlerime. Sevgili Sevcan Çerkez'in 5-6 yıl önceydi, yani 4 yıl önce falan da Ankara'daki bir sergisi, İstanbul'da bir sergisi gerçekleşmişti. O devasa heykeller gitme konusunda. Pek çok girişimde bulundu çok Sevcan. Çok sıkıntılar yaşamıştı. neler yaşamıştı ve götürmek istediği, hayalini kurdu o kocaman heykeller yerine. Daha minik minik olanlar götürüldü. Bunların Türkiye gidişi zamanında... Tabii kaydettireceksiniz girerken acaba tarihe eser mi kaçırıyorsunuz? Aynen öyle yaşadı. Bırakın onu, sorumluluğu almıyoruz diyenler oldu. Yani sorumluluğunu almıyoruz. Yani birisi hani götürmesi bir dert oldu. Orada kalan eserler oldu, buraya getiremedi. Hani en azından ben bir tanesiyle birebir yaşadığım için bu sıkıntıyı. Bunlar nedir diye soranlar oldu. Düşünün böyle bir şey. Evet yani biz de benzer olaylar yaşadık. Yani buradan İstanbul'a tarihi eser kaçırıyoruz diye anladığımız yani, oldu ama yani. Trajikomik olaylarda yaşıyoruz yani biz sanatçıya yani kadar. Kendi çok komikti bu benim yaşadığım bir olay. Güney'de ilk açacağım sergilerden bir tanesiydi. İşte bir grup resmi arabamla Güney'e geçireceğim. Ve orada hani mekana bakacağız nasıl yerleştiriyoruz falan ve daha
ilk aşamaları, hazırlık aşamalarında boyutları göreceğim. Bazılarını ben resmin üzerine imza atmayı da sevmiyorum. Hani bazı resimlerde okey atabilirsiniz ama imza o resme dahil olan bir obje olduğu için her zaman kullanılmıyor. Ya da benim görüşüm öyle. Sınırda durdurdu arkadaş beni. Nerede dedi dedim. Resimleri. Çalışmıyor. Evet. Hani dedi imza. Dedim yok. İstersen imzalayayım. Yani sen de ne geçiriyorsun, ne kaçırıyorsun. Yani orada bir yarım saat cebelleştik falan. Hayır işte bunlar benim. Ben yaptım. İster getirin imzalayayım sana cezirini. Keşke olsalar falan dedim. Hayır. O noktada yani olsalar falan diyerek neler de. Var. Yani bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz ve tabii ki devlet katkısının olmaması, sanatçıya destek çıkmaması bu işi daha da zorlaştırıyor. Bir galeri olayına dönelim. Teksiniz, galeri adına çok şey sormak istiyorum size. Yani Avrupa'da bir galeri nasıldır? Hani hemen gülümsediniz. tabii ki galerilerin aslında kendi konseptleri olur. Evet. Galeriler kendi sanatçılarını seçerler, kendi konseptleri doğrultusunda sunmak istedikleri, göstermek istedikleri sanatçılarını seçerler. Belli bir devam eden sanatçı listeleri olur, bunlarla anlaşmaları vardır, belirli zamanlarda bunların sergileri açılır. Hatta aslında birçok galeride sergi açmak işin şov tarafıdır aslında. Öncesinde tabii ki kolektörler kendi seçtikleri ya da ilgilendikleri dallar vardır. Bazısı sadece işte çağdaş sanatla ilgilenir, bunun üzerine işler almak ister. Bazısı video art meraklısıdır. Evet. Ve galeriler de bu tip dallara göre kendilerine bir yön çizmişlerdir. Yani orada işte sizinle çalışmak isteyeceklerinde önce bakarlar, yani siz konseptlerine uygun musunuz acaba? Kendilerinin çalışma formatıyla ya da sundukları, sergiledikleri işlerle sizin yaptığınız işler nedir? Çünkü kendilerinin alıcısı ve talepcileri vardır. Onlara yönelik çalışmak isterler bir kısmı. Tabii galeri formatı ya da işte sanat merkezi formatları değişebilir. Yani sadece müzeci de olabilirsiniz, başka şeyler de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlıdır. Yani nasıl bir işletmeye götürülmek istediğinizle alakalıdır ama yani bizim burada... Sizin nedir kriterleriniz? Bizim tabii ki büyük bir şehir olmadığımız için ve kısıtlı olduğumuz için biz her alanın en iyilerini sergilemeye çalışıyoruz ve bu anlamda da yaptığımız çalışmalarda mesela geçen Mayıs ayıydı. Gürkan'ın Gürkan Gökaşan'ı yaptık. Evet. Geçen sene bir seneyi geçti herhalde. Evet. Ama son geçen şeyden bahsetmek istiyorum. Son geçen Mayıs ayında Brunella Longo diye bir fotoğraf sanatçısını getirdik ki kadın yani İtalya'da çok ünlü, Avrupa'da çok ünlü bir sanatçı. Çok burada bilinmiyor tabii ama hani ona dediğim gibi şeyi yaptık. Onu da söyleyebilirim. Sinan Demirtaş'ın İstanbullu bir ressam. Grafiti onu, sanatçısı. Yok, o grafiti olan şey Erdoğan Ergün'dü. Kendisi de hocamdır. Erdoğan hocamın sevgisi diyoruz hep böyle şey olduğunda. Sinan Demirtaş'ın baskı koleksiyonunu getirdik. Litografileri kendisinin çalıştırdığı ve Türkiye'nin yani çok ünlü sanatçılarının çalışması vardı. Yani Burhan Doğan Çay, Adnan Çöker gibi böyle bayağı topta isimlerdi. Yani bunları tabii buraya taşımak burası için önemli diye düşünüyorum. Yani o eserleri bir nerede karşılaştırmak buradaki yani bunlar gerçekten hani sanat piyasasında adı olan insanların çalışmalarıydı. Bazısı hayatta değil sonuçta. O işleri bir daha yapamayacaklar, bir daha görülemeyecek falan bir sürü şeyi var. Ama biz maalesef şey diyemiyoruz. Biz en iyi olanları yani görsel sanatlar anlamında işte video artla sergiliyoruz. Onu soracaktım size. Tercihiniz nedir sizin galeri olarak? Yani soracaktım. Büyük bir yerde olmadığımız için hani işte sadece çağdaş sanata yöneliyoruz. Sadece heykel sergiliyoruz, sadece pentür işi yapıyoruz diyemiyorum. Yani öyle bir şey yapamadık ama her dalın en iyisini. Güzel. Güzel. Peki sevgili Gizem, bu çalışmada böyle bir sosyal farkındalık yaratmak gibi bir düşünce var mıydı? Vardı. Öncelikle bizim odamız aslında 3 isimle alınıyor. Fakat birçok farklı mühendislik dalını içeriyor.
maden, metoloji, jeoloji, jeofizik, petrol, meteoroloji birçok farklı mühendislik dalıyla ilgili bilgilendirme yapmak istedik aslında bu sene. Hani hem meslekleri tarif etmek, tanıtmak hem de toplumda birazcık farkındalığı arttırmak için birçok çalışma yaptık. Bunlardan biri sergimizdi. Birkaç tane daha farklı projemiz oldu. Devam etmeye de çalışıyoruz. Hani şimdi meslekler dediniz, farklı bir soru geldi benim aklıma. Artık böyle üniversiteye geçiş dönemlerinde işte jeoloji dalıyla ilgilenmek istiyorum dediği zaman çocuk anne der ki yapma oğlum, yapma kızım, nedir o? Var, ne yazık ki hala daha var bugün. Var Cemile. Var yani, onu yapıp ne olacaksın? Sonra iş bulacaksın, işte böyle pırıl pırıl işlerde öncülük edecek çocuklarınız. O nedenle engellemeyin şu çocukları. Ne yapmak istiyorsan yapsın, ama dediğim gibi hani sizin mesleğinizle ilgili nedense böyle bir cümle geçtiği zaman ne işin var senin o işte? Sanatçı olmak isterim dediği zaman resimlerini mi satacaksın diyenler var. Bir türlü gençlere rahatlık yok. Ya yanlış bir soru da değil yani, resimlerini satacaksın. O da zorluk yaşadığımız için. Güzel. Şimdi az önce sordum ama bunu açalım, ne olur açalım. Şimdi kuzey fotoğrafları vardı, yani kuzeydeki belirli bölgeler tespit ettiniz ve bir senelik araştırmada bu fotoğraflar çekildi. Eğer ki maddi olanaklar sağlanırsa ve çalışmalarınız sürüyor dediniz, bunu güneyde de yapma düşünceniz var. Yine aynı şekilde maddi imkan, maddi olarak hep bunlar ne yazık ki ara bölgede de bu sergiyi aktarmak istiyorsunuz. Zorladı mı sizi bu çalışma? Tabii birçok... Mesleğiniz tabii ki, ama zorlukları oldu mu? Tabii ki birçok zorluklar var, ama yani biz oda olarak kolektif bir çalışma içerisinde bu zorlukları aşmaya çalıştık. Çok fazla zorluklarda değinmek istemiyorum açıkçası karşımıza çıkan. Hepimizin karşısına büyük zorluklar mutlaka çıkıyor zaten ada genelinde. Ama zaten bu yola çıkınca siz galeri olarak siz galeri olarak zorlandınız mı? Hani böyle size gelen talepler, hani ben mesela gelsem desem ki o yanmış ya, siz de seni açmak istiyorum. Güzel. Güzel. Ay şimdi neden bunu sordum, hani kriterler var dedik. Dediğim gibi yani şey kriterlerimiz var, bir sanat danışma kurulumuz var. Yani ben her başvuru çok değerlidir. Mutlaka. O yüzden hani o danışma kurulumuza çıkartıyoruz. Yani ne yapılacak, nasıldır, yapabilir miyiz, önümüzdeki projeler, önümüzdeki projelere de bağlı olarak bir değerlendirmeden geçiriyoruz. Ona göre yapabilirsek tabii ki neden olmasın yani. Var mı bu önümüzdeki bir yılınız dolu dediniz. Evet, hemen evet. Hemen her şey hazır. Neler bekliyor bizi Artrum'un? Şimdi şeyin bu serginin hemen arkasında aslında bu sergi bizim için bir sürpriz oldu ve ilk deneme oldu jeolojik miras. Benim normalde ki programım ayın birinde bir Ekim'le başlıyordu. Line diye bir sergi. Geçen sene birinci bacağını yaptık. Evet, bu evet. Senede ikincisi, yine bu sırası birçok sanatçının içine dahil olduğu bir sergi ve daha çok video, art ve enstalasyon üzerine. Ki küratörlüğünü de Başak Şenova yapıyor. Kendisi çok değerli bir küratör. Birçok yerde sergiler düzenleyen bir bayan. Çok aktif çalışan bir küratör. Onun da başlayacak. Arkasına Gökhan Okur'un sergisini yapacağız. Burada yine Kıbrıs'ta yaşayan Türkiye Türkiye kökenli bir sanatçı ve öğretim görevlisi kendisi. Arkasında bu sene biz galeri olarak Makedonya sanatçılara sponsor olduk. Hani nereden nereye döneceksiniz falan. Hayır olsun. Bu bizim için çok önemliydi. Bir yurt dışına adımdı ve Venedik Bienali'nde Makedonyalı sanatçılara sponsor olarak oradaydık. Orada bulunduk ki bu bence çok önemli. Önemli ve gururdur. Evet ve yine şeyde Venedik Bienali'nde sergilenen işi buraya getiriyoruz Kasım ayında. Durmadan böyle bir süreç gidiyor yani. Hani bakın, bunlar yakın zamanda hani olacak olanlar. Yani ben şeyi de düşünürüm.
Bazen yanlış mı düşünürüm diye kendi kendime de düşünürüm. Hayır derim, doğru düşünüyorsun. Yurt dışından gelen sanatçıların sergilerine daha böyle akın akın gidilmesine inananlardan birisiyim. Neden diyeceksiniz? Hani yurt içindeki sanatçının sergisini görmem, bulmam daha kolay gibi gelir. Ama ve de sergilere çocukların özellikle götürülmesine hep evet. Şeyim, hassasım. Hani küçük yaştan o kültürün verilmesi gerekildiğine inananlardan birisiyim. Ama gelin görün bakıyorum ki hani açılışlar oluyor böyle sessiz sedasız. Yani aslında genelde şeydir, 2 sene oldu, 16-17 sergi yaptık. Orana vurduğumuzda, evet. O kadar kötümser olmak da istemiyorum, orana vurduğumuzda aslında ilgi var. Yani bir yurt dışına da gittiğinizde, ülkenin artık nüfus sayısına göre tabii oranladığınızda ki. Sanatla her zaman ilgilenen kesim azınlıkta kalmıştır. Bir ilgi var. Ama insan ister ki hani bunun daha fazla olsun. Tabii ki her defasında daha fazla olmasını istiyoruz. Hani istiyoruz tabii ki. Ama yani ben burada yaşadığım ilginç olanlar ilk başlarda açtığımızda belirli yüzler hep gelen arkadaşlar aslında hep geliyorlar. Yani ilgi şimdi onu söyleyecektim size. Ama her defasında yeni yeni yüzler de görmeye başladık ve bu çok mutluluk verici bir olay. Bunun bir örneğini yaşadım. Bir arkadaşın sergisine gittim ve sohbet ediyoruz böyle kayıt dışında bir sohbetti. Alıştım artık Şamay dedi. Biliyorum benimle kimlerin birlikte olacağını açılışlarımda. Yani bu noktaya da unutmuyorum. Doğru hani, söyle bir şey. Belirli bir şey vardır. Yani çok ilgili bir kesim vardır. Bu da iyi bir şey. Yani her yerde böyledir ama yani dediğim gibi nüfus oranına vurduğunuzda her yerin böyle bir çekirdek yapısı vardır. Ama nedir? Hani gün içinde ve sergi süresince ziyaretler devam ediyor daha büyük bir şehirde olduğumuzda. Hani bizde kısıtlı yani mekanımız evet şanslıyız yukarısı güzel bir restoran olduğu için. Biri güzel. O anlamda gerçekten ama bence ama çok önemli. Çok önemli. Yani sadece bir galeri olsaydık belki hani açılışta gelirlerdi arada gelen olurdu. O kadar izlenme şansı olmazdı ama gün içerisinde bayağı bir izleyen oluyor. O da yani başka bir amaç için geliyor insan orada oturup bir öğlen yemeği yiyecektir ya da bir akşam yemeği yiyecektir ama aha diyor burada böyle bir şey varmış ben hiç görmedim daha önce hiç duymamış insanlar oluyor. Bu da güzel bir şey. Olmaz olur mu? Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde pek çok sergi çekimine gittim ve bir gün sanatçı arkadaşlardan birisiyle sohbet ettik. Hani dedi yani Avrupa'ya bakıldığı zaman galerilere bakıldığında dedi yani böyle hani oturulabilecek yerler vardır etrafında dedi. Yani bir restoran, kafe, o mekanların olduğu bölgeler dedi tercih edilir. Çünkü dedi sizin dediğiniz gibi hani yemek yerim, sergi bir dolaşalım. Kafede kahve içtim ya da sergiden çıktım bir kahve içelim. Hayat, gündelik hayatın içinde bir yer alması çok önemli. Örneğin Atatürk Kültür Merkezi'nde mesai saatleri içerisinde sergi gezilecektir. Ziyaret edebilirsiniz. Peki şimdi ben devlet dairesinde çalışıyorsam bu sergileri göremeyecek miyim diye ben defalarca bunu sohbetlerimde yaptım. Evet, ona bir artı çözüm bulunması gerekiyor. Artı hani kocaman bir mekan var onun önünde. Boş, bomboş. Hani o mekan değerlendirilebilir. Kafe gibi bir yer yapılabilir. Gece de açık tutulabilir orası. Yani oturup çayımı kahvemi içerim, sergiye bakarım. Kaldı ki yaz sürecinde konserler oluyor o merkezin içerisinde, çocuk oyunları oluyor, tiyatrolar oynanıyor. Hani bana göre o bölge çok daha farklı değerlendirilebilir. Yani önemli, güzel bir noktada olan bir mekan, çok büyük bir alana yayılmış. Aynen durumda. Öyle. Çok daha tabii aynen. Ki dediğiniz gibi aktif olarak kullanılabilecek bir yer haline getirilebilir umarım. Yani hani bunu siz ne güzel söylediniz, hani yerimiz de güzel, üst katımızda güzel, şık bir restoran var. Hani oraya gelen yemeğini yediğinde oradaki sergiyi Rahat bir sunum alanı aynen sunmak öyle. Durumundasınız. Aynen yani bizde bu da bir gerçek hani ilgi
belli anlamda çok kötü değil ama biz bunaltmasını istiyoruz. Alternatifler düşünüyorsunuz bunaltması adına. Evet, ne yapabiliriz düşünüyorsunuz? Her artma bizim ilerisi için bir yatırım aslında. Hepimiz için bir yatırım haline gelir. O yüzden o konu umarım yani Lefkoşa'da öyle bir mekanın değerlendiriliyor olması hepimiz adına çok iyi olurdu. Tabii ki. Hani sizin ileride çalışmalar devam edecek. Yeni projeleri de ben size sormak istiyorum. Hani bunun ikinci bacağını düşünüyoruz dedim ama bunun dışında farklı projeleriniz var mı? Bu sene biz 1,5 yıl içerisinde çok fazla etkinlik düzenledik. Bunlardan biri kapsamlı olarak petrol ve doğalgaz kongremiz oldu. Hali hazırda hem bu projenin ikinci bacağı olarak kullanılabilecek hem de yine topluma bir faydası olacak olan bir yer bilim müzesi açma çalışmamız var. Lefkoşa'da. Madenle ilgili çok fazla çalışma yapıldı. Kapsamlı bir rapor sunuldu Cumhuriyet Meclisi'ne. Ardından bir çalıştay düzenlenildi. Birçok alanda aktif olmaya çalışıyoruz. Yerbilim Müzesi dediniz çok güzel çünkü müzeler konusunda çok hemen notu aldım size sormak için. Hani yer, mekan herhangi bir belirlilik var mı yoksa henüz bir çalışma aşamasında mıyız burada? Bir çalışmamız var, Lefkoşa'da bir mekanımız var. Bu projeyle ilgili bize tahsis edilen. Çok güzel. Bununla ilgili yine dediğiniz gibi bir maddi şeylerimiz var, evet, onları aşmaya çalışıyoruz. Hani yurt dışında gittiğinizde genelde Science Museum adı altında geçer. Evet. Dünyanın bir tarihçesi tanıtılır. Ne güzel. Fotoğrafları açıklamalarıyla birlikte görebileceğiniz bazı yerler vardır. Biz de bunun daha küçük bir konseptini bir başlangıç olarak açmaya çalışıyoruz. Uzunca bir süredir de çalışma içerisindeyiz bununla ilgili. Hani inşallah. Şimdi yer bilim müzesi işte bilgiler var dediniz. Yine çocuklara dönmek istiyorum. Ben çünkü çok hassasım o konularda. Hani bunu bir ilkokul çocuğunu götürüp ona bilen ablası abisi oradan birisinin işte şu şundan dolayıdır anlayacağı şekilde hani kitapları açıyoruz. Bizim bir gerçek hepimiz geçirdik o kitap dönemini. Siz artık okuyup öğrendiniz ne olduğunu ama kitaplarınızda var mı? Var işte şu dönemde şu taş vardı. Ama nerede? Eğitime değindiğiniz için söylemeden geçemeyeceğim. Yani aynı zamanda bir eğitmen olarak. Evet, öğretmensiniz onu da söyleyeyim. Eğitmen sizin olarak. Sizin öğrencileriniz için çok şanslı. Umarım kendileri de öyle düşünür. Bakalım da onlara sormak lazım ama. Eğitim sistemimiz zaten günümüze uygun bir sistem değil. Güzel. Daha önceki zamanlara uygun muydu ondan da emin değilim. Aynen. Yani biz bundan geçtik ama eğitim sonrakine sisteminin tamamen bir yapılanması, yenilenmesi gereken ezbere yönelik eğitimden kurtulmamız lazım. Aynen. Biz benim izlediğim çocuklara çok özellikle ben devlet okulunda olduğum için kayıp gözle bakılan, aslında çok büyük, ciddi potansiyel taşıyan çocuklar. Güzel, çok güzel. Ve bu çocukların görüp etkilenebileceği, öğrenebileceği, deneyebileceği bir alanları yok. Güzel, çok güzel. Ve yani bu sistematik birilerinin bir yerde... Dur demesi gerekiyor. Yani dünyada birçok yerde çok ciddi örnekler var. Yani bunlara bakarak eğitim sistemini birazcık toparlamak lazım. Yani çocuk halen daha sınıfa gelip belirli dakikalarda işte 40 dakika boyunca sessiz duracak, 30 kişilik sınıfta oturacak ve öğretmen işte rutin yani, her gün aynı şeyi söylüyor. Aynı evet. Şeyi, evet yani arkadaşlarım haksızlık yapmak istemiyorum. Hayır, birçok hayır. Değerli öğretmen vardı. Bunlar zaten. Kendilerince yenilemeye çalışıyorlar. Kendi kendine ama sistemle değil. Kendi kendine bunu yapmaya çalışıyor ama sistem de sürekli bunun karşısında. Ve çok zor bir durum yaşıyoruz açıkçası. Çok. Zaten yani konumuz dışına çıktı. Çok özür dilerim. Eğitimden falan gelince ama hani günümüzde bakıyoruz işte yaşanan şu sürece bakın. Yani içinde bulunduğumuz. Aslında tam konumuzun içinde çünkü. Onu söyleyecektim. Yani biz işte bir sanattan bahsediyoruz. Evet. Sanat algısından. Ve bunu destekleyecek yani şu anda bizim yaşlarımızdaki olan insanlar değil artık gelecek nesil bunu öğrenmesi lazım, bunu bilerek yetişmesi lazım, bunun değerini anlaması gerekir. Yani bu anlamda bence hiç konumuz dışı değil. Hayır,
Aslında doğru. Şimdi mesela şunu sormak istiyorum. Bu sergi adına konuşulduğunda keşke imkanı olsaydı öğretmenler, bilmiyorum hani imkanı olmadı çünkü tatil dönemine de denk geldi sergi. Yani şu an mesela okullar açıldı ama okulların imkanları çok kısıtlı. Yani bir okul için ciddi bir bütçedir. Otobüs kaldıracak, öğrencileri alacak, götürecek. Yapabilseler, yani eğitmen arkadaşlarım bu konuda gayet açık fikirli ama herhangi bir katkı olmadığı için yapamıyor. Öğretmenler konusunda değiliz yani. Ben konuştuğumuz sistemdeki yanlışlıklar. Hani bakıldığı zaman pek çok öğretmen arkadaşla konuşuyoruz. İşte ne bileyim. İlkokuldayken bellidir diyor bir çocuğun kalemi tutuşu, çizişi. O belli eder, orada bir şey var. Öğretmen onu anlar. Ya da müzik dersine girdiği zaman o kulağı onun hemen kapması, spor dersindeki bir çocuğun fiziki duruşu, yatkınlığı. Hani illaki matematik, fizik, kimya yok böyle bir şey. Değil, tabii ki hani bu değildir. Ama çocuklar yönlendiremiyor. Yani geliyor 12. sınıfa. Daha geçen gün yaşadığım bir olay. Yani planınız var mı kendinizle ilgili? Yok. Ki o belirli dönemlerde işte matematiği, fiziği görüyor ya da işte edebiyatı alıyor ama yani ileride bunları nasıl değerlendirebileceği hakkında bir fikri yok. Yani ben neden öğreniyorum? Yani ne kimyayı? Aynen öyle. Doğru. Kimya dersine giriyor. Bir sürü form. Ben bunları ne yapacağım diyor. Niye öğreneyim ki? Ama çocuk, aynı çocuk açıp Discovery'de science programlarını seyredebiliyor. Fizikle ilgilenmediğini söylüyor. Fizik dersini sevmediğini. Birebir yaşadığım. Çünkü ne yaptığını farkında değil. Neyin ne amaçla öğretildiğini, hani güncel hayatta nasıl karşımıza çıkacağıyla ilgili ciddi bir eksiğimiz var bunu aktarmakla ilgili. Biz müzeyi kurarken de aslında amacımız neyin ne olduğunu göstermek, biraz tanıtım, neyi ne şekilde kullanarak teknolojiyi, tarihi yani bir şeyleri elde ettiğiniz öğrenimi nasıl sunabilirsiniz? Günlük hayatınıza nasıl aktarabilirsiniz? Bunu birazcık katkı sağlamak istedik. Ki o yanda söylediği gibi sanat aslında çocukken çok daha iyi öğreniliyor. Mutlaka. Çok daha saygı gösteriliyor. Mutlaka. Bir tane şey izlemiştim, bir belgesel izlemiştim. Çok ünlü bir kemanist. Sanırım böyle $1,000,000'lık bir kemanıyla metroda konser verdi. Bir şarkı çaldı. Adamın da bir hafta sonra konseri vardı aynı şehirde. Çok ciddi bir miktara satıldı biletleri. Adam orada bedava bir deney yaptılar. Müziğini çalıyor o $1,000,000'lık kemanıyla. Tek bir çocuk durdu dinledi. Sadece çocukların ilgisini çekti. Ve çocuk da annesinin elinde zorla tutarak izlettirdi. Ne varsa çocuklar var işte. Çocuklar çok daha iyi algılıyor. O yüzden temelden eğitime katkı sağlanması için bunların biraz daha aşılanması lazım. Sanatın, dediğiniz gibi bilimse bilimin ne amaçla kullanabileceğini hani o yolu çizmek çok lazım. Önemli. Dediğiniz gibi hani fizik, kimya ne işime yarayacak? Sonra evet, yani bana şey diyor, akşam ben diyor Morgan Freeman'ın programını izledim hocam diyor. Ama artık sıkıldım diyor, hep aynelerde dönüp dönüp dolaşıyor ama sorduğunuzda çocuk Fizikten ilgilenmem, ben sosyalciyim falan. Ama izlediğim program ve böyle de bana artık tekrarlarına geldim falan diyor. Yenisi yok mu, niye yapmıyorlar? Çünkü çocuk neden onu yaptığını bilmiyor. Neden o dersi gördüğünü, sonrasında onu nereye götüreceğini bilmeden. İşte bu resimler, müzikler, onlarda da aynı şekilde. Hani yarıştırılıyor çocuklarımız ne yazık ki. Evet. Üzücü olan nokta bu. Ama peki yani hepsinin bu farklı sistemin farklı, herkesin yani yeteneği farklı olduğuna inanıyorum. Yeteneği var. Yalnız işte bazıları bunun farkına varıyor ya da şanslı bir ortamdan geliyor. Bir şekilde o yeteneği ortaya çıkmıştır. Bazıları hiçbir zaman yani hayatın sonuna kadar belki de yeteneğini fark etmeden hani şeyler gidiyor. Var şimdi özel beyan kursları pek çoğunun işte sergisine gidip çektim. Mesela pek çoğundan şey geldi. İlkokulda ya da ortaokulda çok severek çizerdim. Ama işte eğitimini alamadım. Evlendim, çoluk, çocuk, torundu derken işte emekliliğe ayrılınca işte böyle kursları gördüm. Ama bir bakın hani baktığınız zaman kendi de zaten ifade ediyor. Bu yaşta bu oldu dedi. Bir tanesi çok hoşuma gitmiş. Bu yaşta bunu çizebildim ama bakıldığında harika bir çizim. Hocası da çok başarılı dedi. Düşünün ki o kişi elinden tutulsaydı
yönlendirilseydi neler neler olurdu? Farklı yerlerde olabilirdi insanlar birçok şekilde. Evet, sergiden başladık. Galeriyi konuştuk. Nerelere geldik? Artık sondayız ne yazık ki. Son olarak söylemek istedikleriniz. Galerici olarak öncesinden başlayalım. Bu son sözler beni biraz kazandırıyor özellikle canlı yayında. Bilmiyorum yani son olarak mesela çok söylemek istediğim bir şey yok. Yani benim amacım ben bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum. Yani ekip olarak ulaşmaya çalışıyoruz yeni sergilerimiz. Umarım daha fazla izlenme ilgi buluruz. Evet, yani amacım o. Kriterlerimizi de bahsettik. Galerimizin kriterlerinden de sizlere bahsettik. Daha nice sergiler konuşalım galerinizle ilgili. Umarım. Siz son olarak söylemek istediğiniz? Yani inşallah her meslek değerini kazanır. Çok güzel. Çok güzel bir şekilde çalışma imkanları doğar herkes için. Hani bahsetmiştiniz işte bunu okuyacaksın, para nereden kazanacaksın? Güzel. Hani inşallah her meslek için böyle bir soru işareti olmaz. Diye. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de kırmadınız, birlikte olduk. İkinci bacağını da inşallah o serginin en kısa zamanda böyle imkanlar önünüze açılır. Yine sizlerle birlikte oluruz. Sizin de galeriden böyle sergiler haberlerini alırız, sizlerle birlikte oluruz diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet, bugünün de sonundayız. İki değerli konumla veda ediyorum sizlere. Haftaya bakalım kimlerle birlikte olacağız. Her zaman dediğim gibi önce sağlık, sonra sevdiklerinizi sıkı sıkı sarılmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada haftaya dedim, haftaya birlikte değiliz. Bayram, bayram. Evet, bayramınızı da kutluyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.